Selam, ne yaptınız? Ben bugün aşırı derecede mutluyum ve bu videoyu çekmek için de çok hevesliyim. Çünkü neden? Çünkü bugün kutu açılımı yapıyoruz. Bu videoyu kapattıktan hemen sonra bir tane daha video çekeceğim. Popüler kitapları okuyorum diye bir video. Ve orada da popüler kitapları temin ettiğim bir hani kısa şey izleyeceksiniz. Yani ondan sonra da okuyacağız onları tek tek. Sadece onu izlemiş olmayacaksınız. Birkaç tane popüler kitap var şu an benim aşırı derecede okumamı istediğiniz. Onları zaten ekledim ama bu kutunun içinde de birkaç tane var. O yüzden şimdi hemen kutumuzu açmaya başlıyorum. Kutuyu açarken de sizinle biraz chit chat yapmak istiyorum. En son hangi kitapları aldınız? Hangi kitapları okurken gerçekten mutlu hissettiniz bilmeyi çok istiyorum. Yani bana bazı kitaplar mesela 2016'daymışız gibi hissettiriyor. Bazı kitapları gerçekten böyle okumayı çok istiyorum, hevesleniyorum. Artık böyle bazı kitaplara ise hiç tahammülüm yok. Yani beğenmediysem veya bir sebeple beni sıktıysa o kitabı fırlatıp atmak istiyorum. Eskiden böyle değildim. Eskiden her şeyi yarım bırakmayı nefret ederdim her şeyi yarım bırakmaktan. Sanırım biraz daha hani çalışma ortamına girince vakit bulamayınca artık kitaplara daha böyle hani ya çerezlik okumak istiyorum ya da moduma göre okumak istiyorum ve eğer o an modumu yakalayamadıysa o kitap gerçekten kahroluyorum. Şu sıralar o yüzden modumu yakalayabilen birkaç tane yayın evi var. Yani gerçekten bu yayın evini okurum ve modumu yakalar ben boş yere okumuş olmam dediğim birkaç tane yayın evi var ve o yayın evlerinden bir tanesi de Olimpos. Sağ olsunlar bana da PR gönderileri yapıyorlar ve bugün de yine aynı şekilde bir PR gönderisini açacağız. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sürekli gördüğüm bir şey daha vardı Olimpos yayınlarının PR stratejisiyle alakalı. Herkes şey diyor işte okumak zorunda bırakıyorlar bilmem ne. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani içinden biri olarak söylüyorum bu sektörün artık. Çünkü tüm yayın evleriyle neredeyse birkaç kere çalışma fırsatı buldum. En azından bu kanalda gördüğünüz tüm yayın evleriyle. Ve açık ve net bir şekilde hani istediğim kitapları seçebiliyorum, istediğim şekilde yorumlayabiliyorum. O yüzden bu videoları izlerken şey kafasına da girmenizi hiç istemem. Ya yayın evi yollamış, her türlü beğenecek zaten kafasına girmenizi asla istemem. Dürüst bir şekilde yorum yapmaya devam edeceğim her zaman. İlk olarak bu bir seri sanırım. Dreamland Milyarderleri serisinin birinci kitabı olan Küçük Detayları almak istedim. Küçük Detaylar çok merak ettiğim bir kitaptı ama bu popüler kitapları okuyorum videosunda yer alacak bir kitap değil. Çünkü ya yine popüler bu arada ama ben biraz daha böyle çiklet popülerliğinde kitapları istiyorum ki birazdan göreceksiniz. Bu videoya koymak istiyorum diyeyim daha doğrusu. Popüler kitapları okuyorum videosunda. Dreamland isimli bir yer var ve burada sanırım milyarderler oturuyor. Ve milyarderden birisi, milyarderlerden çok zor bir kelime. Birisi olan Rowan peri masalları yaratma işinde. Ve sonrasında da işte bu Dreamland'i yenilerse tamamen bu milyarların falan başına geçecek kişi sanırım. Ve sonrasında da Zahra'yı işe alıyor. Ve Zahra'yı işe aldıktan sonra da şöyle bir cümle var. Zahra'yı işe almak başlangıçta gayet iyi fikirdi ama onu öptüğümde tüm plan değişti. Yani anlıyoruz ki bir tık böyle aşk romanı okuyacağız. Bu arada ortada yine bir sır varmış ki bayılırım. Kitap boyunca ilerleyen ve böyle kitabın sonlarına doğru öğrendiğimiz sırlara aşığım. Benim böyle kilit noktam bu. Ben bunu görünce dayanamıyorum. Aşırı merak ettiğim bir kitap aynı zamanda arkasında yetişkin okurlar içindir ibaresi bulunuyor. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Zaten yakın zamanda okuduklarım videolarını da görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü çok merak ettiğim bir kitap. Ardından efendim. Icebreaker. Bu kitap işte popüler kitapları okuyorum videosunda yer alacak. Bu kitap var. Birkaç tane daha kitap var. Göstereceğim zaten onları da. Bu benim bu arada beklediğimden daha kalın bir kitapmış. Anastasia Allen'ın küçüklüğünden beri tek hayali Amerika Birleşik Devletleri olimpiyat takımına girmekti diye. Böyle bir şeyle başlıyor kitap. Ne denir ona? Sözle başlıyor. Önüne hiçbir engel çıkamazdı. Ajansındaki bütün planlarını alt üst eden hokey takımı ve kaptan Nate Hawkins bile diyor. Kesin alt üst olacak planları. O kadar eminim ki. Bu kitabı birlikte okuyacağımız için de çok heyecanlıyım bu arada. Gerçekten çok da güzel kokuyor ya. Bu arada bir geçen videomun altına birisi şey yazmış. Kitapların kokuları yayın evine göre fark ediyor demiş. Size yemin ederim katılıyorum. Bir tek bunu ben düşünüyorum sanıyordum ve hani beni ruh hastası sanmasınlar diye dile getiremiyordum ama gerçekten öyle. Yani Olimpos yayınlarının kitap kokuları çok güzel. Hani kitabı size gösterirken savruluyor. Burnuma burnuma koku geliyor. Etkilendim yani. Çok hoş. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Ardından o gece var. Bununla bu arada uzaktan kesişmelerimiz çok uzun zamandır sürüyor. Ben sürekli bunu bir kitapçıda görüyorum o geceyi. Ve sonra da diyorum ki seni alacağım. Bir gün alacağım. Bir gün seni okuyacağım falan diyorum. Yine geçenki videoda da aynı şey olmuştu ama bazı kitapları alacak zamanım olmuyor. Yani
gidiyorum AVM'ye, kitabı alabilirim ama hani elimde kitapla eve dönmek istemiyorum. Uzak bir yerden gidiyor oluyorum falan ve her seferinde her kitapçıya gittiğimde uzaktan bakışıyoruz ve almıyorum ya, işte onlardan bir tanesi o geceydi. Ve sonunda bakışa bakışa onu aldım. Şöyle bir şey yazıyor: aileni korumak için ne yapardın? Her şeyi. O gece her şey değişti. O gece Franny istemeden de olsa cinayet işledi. O gece cesedi gömmesine yardım ettik. Başka ne yapabilirdik ki diye böyle bir tı güzel konumuz var. Aileni korumak için en büyük suçu işler miydin diyor. Muhtemelen hani işleyecekler ve biz de bunu okuyacağız. Bu tarz kitaplara da bayılıyorum. Bu arada bu kitabı bana sizler de çok önerdiniz. Ve gerçekten elimi atar atmaz okumaya başlamayı çok istediğim bir kitap. Zaten geneli böyle bu arada. Olimpos Yayınları dediğim gibi şu sıralar gerçekten kendini çok aşmış durumda. Ve çok fazla ilgimi çeken kitapları oluyor sürekli. O yüzden bu videoları daha da göreceksiniz. Ve eminim ki yani benim de okumamı çok istiyorsunuz. Biliyorum çünkü yorumlarda falan sizinle her zaman iletişim halindeyiz. O geceyi de okuyacağım. Söz. Ardından Wildfire var. Hannah Grace'in Icebreaker'ın sanırım ikinci kitabı. Wildfire böyle kapak... Ya bu arada bunların kapakları falan bana 2016 havaları veriyor. Güzel. Basımlar falan çok güzel. Burada Maple Hills öğrencileri akademik yılın bitişini kutlamak için bir parti veriyormuş. Ve sonrasında arkadaşını kırmamak için ona eşlik eden Aurora'yı görüyoruz. Ve bu partide Ross Callahan'la kesişiyor yolları bunun. Okey. İçkinin eşlik ettiği bir kutu oyunu, onları tutkulu bir tek gecelik ilişkiye sürüklese de bir erkekten hiçbir şey beklememesi gerektiğini bilen Aurora, Rus'un tam da ona adını sormasına bile fırsat vermeden çekip gidiyor. Rus mu, Ras mı bu arada ya? Gerçekten hani isim şey yapmakta çok kötüyüm. Telaffuz etmekte çok kötüyüm. Bu arada bu Türklerde bile var. Gerçekten Türk isimlerine karşı bile çok kötüyüm. Çok da şey yapmıyorsunuzdur, bana kızmıyorsunuzdur. Çünkü kızanlar var biliyorum. Bu da yetişkin okurlar için olan bir kitap bu arada. Onu da söyleyeyim baştan. Bunu da yine popüler kitapları okuyorum videosunda göreceksiniz zaten. Kaybolan Kızlar. Bu kitap Dedektif Josie Quinn'in birinci kitabı. Herkes bunun için çok güzel yorumlar yazmış. Herkes bunu çok sevmiş. Ve daha kapak fotoğraflarını görür görmez dedim ki ben bunu severim. Arkasını okudum, sonra kitaba aşık oldum. Daha kitabın kapağını bile açmadım. Siz de görüyorsunuz. Arkasında kızın sıcak, parlak kanla duvara büyük harflerle bir sözcük yazdığını görebiliyordu. Aslında bu bir isimdi. Sözcük değildi yazıyor. Bir kasaba var ve kasabada bir kız kayboluyor. 17 yaşındaki kayıp Isabel Coleman'ı herkes aramaya başlıyor. Isabel'i ararlarken bir kız buluyorlar ve kız hani kayıp olduğu bile bilinmeyen bir kız. Ve kız ne tepki verebiliyor, ne konuşabiliyor. Şok içerisinde sadece karşısına dümdüz bakıyor. Fakat dedektif Josie Quinn'in kızdan kaçırabildiği, ağzından çıkarabildiği tek bir sözcük var. O da Ramona. Güzel olacak ya, belli. Hani bu kitap ben güzel olacağım diye bağıran bir kitap. Belli, çok çok hoşuma gitti bu durum. Ve son kitabıma geldim. Hüzünlü bir şekilde. Kutu açılımlarının her zaman son kitabı benim için çok hüzünlü olmuştur. Çünkü hem kutu açılımı videosu çekmeyi çok seviyorum. Sanki böyle hani arkadaşlarımla yapıyormuşum gibi hissediyorum bunu çekerken. Hem de yani böyle sonsuz kitap çıkan bir kutu olsun ya. Sonsuz kitap göstereyim size burada ya. Edisinde ağlarım o videonun ama. Bunun içinde yine Mamma Mia diyorlar. Çok güzel bir kitap diyorlar. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Ekim'in sonları. Saat gece yarısını geçmiş. 17 yaşındaki oğlunu bekliyorsun. Geç kaldı. Sen pencereden izlerken ortaya çıkıyor. Fark ediyorsun ki yalnız değil. Bir adama doğru yürüyor. Üstelik silahlı. Komik, mutlu, ergen oğlunun bir yabancıyı oracıkta, evinizin önündeki sokakta öldürmesini izlerken gözlerine inanamıyorsun. Kim? Bilmiyorsun. Neden? Bilmiyorsun. Tek bildiğin oğlunun gözaltına alındığı, geleceğinin darmadağın olduğu. O gece çaresizlik içerisinde uyuyakalıyorsun. Her şey bitti. Ta ki uyandığın ana kadar. Cinayetten bir gün öncesine. Çoktan işlenmiş bir cinayeti nasıl engellersin? Bu paradokstan böyle hani sürekli bir gün öncesine gidip kurtarmaya çalışılan muhabbetten çokça okudum ve çokça izledim. Ama bu demek değil ki bundan sıkıldım veya bu demek değil ki bu bir klişe döngü. Hayır arkadaşlar, bu kitabı görür görmez o döngüyü böyle tatmak böyle ne oldu ya? Ne oldu yani? O çocuk mutlu mutlu bir ergenken ne oldu da katil oldu? Bunu öğrenmek istiyorum. Şöyle kitaplarımız, şöyle gösterelim. Bu şekilde bir genderimiz oldu. 6 tane kitabımız var. Bu kitaplardan dediğim gibi popüler kitapları okuyorum videosunda Wildfire ve Icebreaker'ı göreceksiniz. Şu iki kitabımızı
Yani bir köşeye ayırıp bunları yakın bir zamanda videoda göreceğinizi şimdiden size söyleyebilirim. Bunlar da benim çok merak ettiğim, sizden çokça duyduğum ve işte kitapçıda yavaş yavaş böyle flörtleştiğim kitaplar. Hepsi için çok heyecanlıyım. Hepsi için çok mutluyum. Olimpos yayınlarından okumamı istediğiniz farklı bir kitap varsa yorumlar kısmında yazarsanız ben de bir şekilde ona ulaşmaya çalışırım. Haberiniz olsun şimdiden. Bunların hepsinin böyle ya videoları gelecek, yorum videoları ya da hani bir videoda yer alacaklar ama yakın zamanda, çünkü hepsini okumak istiyorum. Hepsine böyle elime atıp böyle zaman ayırmak istiyorum ya. Neyse, yakın zamanda bir seyahate gideceğim. Siz bu videoyu izlediğinizde ben o seyahatten dönmüş bile olacağım çoktan ama yakın bir zamanda benim zaman çerçevemde bir seyahate gideceğim. O seyahate giderken birkaç tanesi yanıma alacağım. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu kitaplardan okuduğunuz varsa yorumlarınızı, fikirlerinizi spoilersiz bir şekilde aşağı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan vaktiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.